Merhabalar. Bu dersimizde sıfat ön ad konusunu ele alacağız. Sıfatlar adların teliklerini, belirtir. Burası önemli. Adların niteliklerini, durumlarını, sayılarını, miktarlarını bildiren sözcük ya da söz öbekleridir. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için mutlaka bir attan önce gelmesi, onu nitelemesi ya da belirtmesi gerekir tek başına kullanılan hiçbir sözcük sıfat olamaz. Sıfatlar adların nitelik ve özelliklerini göstermek için kullandıklarından alttan önce gelir ve tamlama oluşturur. Bu tamlamalara sıfat tamlaması denir. Sıfatların olduğu her yerde sıfat tamlaması da vardır. Sıfat tamlamalarında sıfat tamlayan görevindedir. Beyaz elbise dediğimizde elbise isim beyaz sıfattır. Nasıl elbise? Küçük çocuk dediğimde yine küçük burada isimden önce geldiği için sıfattır. Toplamda birçok insan sıcaktan fenalaş dediğimizde birçok insandan önce gelip onu belirttiği için burada sıfattır. Sıfatlar görev ve anlamlarına göre ikiye ayrılır. Niteleme sıfatları isimlere sorulan nasıl sorusuyla bulunur ve kendi içerisinde alt başlara ayrılan belirtme sıfatları olmak üzere sıfatlar iki e, Ana başta ayrılır. Şimdi şuradaki aklımda olsun biraz sonra döneceğim. Niteleme sıfatları varlıkların renk, biçim, durumlarını gösteren sözcüklerdir. Bu sıfatın niteleme görende olup olmadığını anlamak için yanındaki ada yani isme nasıl sorusu sorulur. Eğer uygun bir yanıt alınabiliyorsa bu niteleme sıfattır. Kırmızı elbise. Nasıl elbise? Yaşlı adam. Nasıl adam? Çamurlu yol. Nasıl yol? Küçük bahçe. Nasıl bahçe? Kırık sandalye. Nasıl sandalye? Bomboş koridor. Nasıl koridor? Dikkat ederseniz isimden önce gelip e, isimleri e, buradan nitelemiş bu yuvarlak içerisinde aldığım sözcükte dolayısıyla nitelemiş sıfatı. Bir isim birden fazla sıfat nitelenebilir. Çalışkan terbiyeli, akıllı bir çocuktu dediğimizde burada bir isim üç tane niteleme sıfatı almış. Uzun, sarı ve parlak saçları onun yaşından genç gösteriyor dediğimde yine isim burada 3 niteleme sıfatı almıştır. Bir sıfat birden çok ismi niteleyebilir. Şimdi dikkat edelim. Kırık koltuk, sandalye. Şimdi nasıl koltuk? nasıl sandalye, nasıl masa dediğimde kırık sözcüğü yani sıfatı koltuk sandalye ve masanın sıfatıdır. Bomboş sınıflar, koridorlar insana uzun veriyor dediğimizde burada bomboş sınıflar ve koridorlar dediğimde burada tamlayan dikkat eder sıfat bir tane tamlanan isim iki tane yukarıdaki açıklamamızın örnekleri. Şurada bir uyarım var. Aklında olsun. Nasıl sorusu eğilim ya da eylemseye yöneltirse anlayan zarf olarak karşımıza çıkar. Adam yaşlı görünüyordu. Görünüyordu yüklem. Nasıl görünüyordu? Yaşlı görünüyordu. Yaşlı burada belirteç zarftır. Büyük lokma dediğimizde büyük lokmanın sıfatı burada büyük konuşma dediği için konuşmak eylemden önce geldiği için büyük sözcü burada zarftır. Dolayısıyla bura x arasındaki niteleme sıfatı olması için isimden önce gelmesi gerekiyor. Belirteci olması için de fiilden önce gelmesi gerekiyor. Konumuza devam ediyoruz. Bir isim hem belirtme hem de niteleme sıfatı alabilir. Genelde bu tür kullanımda genelde niteleme sıfatı önce gelir. İstisnası da var, tabii ki vardır. Yaşlı bir adam yanımıza yavaşça sokuldu. Adam isim nasıl adam? yaşlı adam niteleme sıfatı, bir belirtme sıfatı. Çocuklar bu yemyeşil bahçeden ayrılmak istemiyordu dediğimizde de burada bu belirtme sıfatı yemyeşil niteleme sıfattır. Bu örneklere de dikkat edelim ya da bir şarkımız var tatlı bir huzur almaya geldik kalamıştan örneği yerine bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan şeklinde söylenmiştir. Şimdi belirtme sıfatlarına geldiğimizde Belirtme sıfatları sayı, soru, işaret ve belirsizlik anlamlarıyla isimleri belirten sıfatlardır. Bunlar kendi içerisinde dört ana başlığa ayrılır. İşaret, gösterme sıfatları, belirsiz sıfatlar, soru sıfatları ve sayı sıfatları olmak üzere. Birincisi, belirtme sıfatlardan birincisi, işaret gösterme sıfatları. Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Türkçe'de işaret sıfatı olarak kullanabilecek başlıca sözcükler şunlardır. Bu, şu, o, böyle, şöyle, öyle, öteki, bir iki, öbür ve diğer sözcükleridir. Şimdi burada bu çocuk şu ağacın dalını kırdı. Bu çocuk şu ağaç dediğimizde İsimlerden önce gelmiş bu her iki sözcükte. O günlerde dediğimizde o sözcüğü, böyle kitaplar dediğimizde böyle sözcüğü işaret sıfattır. Öteki araba, berik sokak dediğimizde öteki sözcüğü arabadan önce gelmiş, sokaktan önce de berikli sözcüğü gelmiş, isimleri işaret yolla belirtmişlerdir. Şimdi hemen şurada yukarıda bir hakkında olsun var. İşaret sıfatları bir adı belirtmezse ve adın yerine kullanılırsa işaret zamiri görev üstlenir. Yani şundan bahsediyoruz. Bu kitapları rafa dizmelisin dediğimizde bu kitap sıfat. Bunları rafa dizmelisin dediğimizde ismi yerine kullanıldığı için burada zamir. Burada isimden önce geldiği için sıfat. Burada ismi yerine kullanıldığı için zamir görevi üstleniyor. Evet. Belirsiz sıfatlar. Varlıkların kesin sayısını vermeden onları belirsiz şekilde dikkat belirsiz şekilde belirten sıfatlardır. Türkçe'de belirsiz sıfat olarak kullanılan sözcükler şunlardır. Bir, her, hiçbir, biraz, birçok, birkaç, bütün, tüm, az, çok, başka, herhangi bir, falan, filan, falanca, filanca, bir takım, nice, bazı, fazla, çoğu, kimi sözcükleridir. Yani şöyle, her yiğidin bir yoğurt işi var. Buradaki her sözcüğü ve bir yoğurt dediğimizde buradaki bir sözcüğü belki sıfatlardır. Tüm soruları başka yollara çözdüm. Burada belirsizlik anlamı katmış bak. Tüm soru, tüm ve başka sözcükleri belki sıfattır. Kardeşimden hiçbir haber alamadık dediğimde, hiçbir burada belirsizdir. Bazı insanlar fazla kitap okuyor dediğimde, bazı ve fazla sözcükler isimlerden önce geldiği için biraz kül, biraz duman dediğimde buradaki yuvarlak aldığım sözcükler de belki sıfatlardır. Şimdi bir adam vardı canı sıkılan örneğinde buradaki bir adam bir adam vardı dediğimizde canı sıkılan buradaki bir adam belli olmayan bir adam. Dolayısıyla sayı sıfatı olamaz. Belgisiz sıfattır. Ancak Odada üç kişi değil bir adam var dedim ya da bir kişi var dediğimde o da sayı sıfattır. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi tabii bununla ilgili şu yukarıda bir uyarım var. Onu da hemen vermek istiyorum sana. Bir sözcüğü varlığın kesin sayısını bir tane olduğunu belirtiyorsa sayı sıfatı önemli. Herhangi bir anlamı veriyorsa belki sıfat olur. Bu iş için bana bir gün yeter dediğimde sayı sıfatı iki gün değil bir gün bir gün beni anlarsın dediğinde herhangi bir gün bu da belki sıfattır. Dikkat edeceğiz. Aklında olsun. belki sıfatlar bir adı belirtmezse ya da adın yerine kullanılırsa belgesi zamir göre üstlenir. Şimdi bazı öğrenciler çok okumuyor dediğimizde bazı öğrenciler burada bazı sözcü öğrenciden önce geldiği için sıfattır. Bazıları çok okumuyor dediğimde bu sözcükte de ismi yerine kullanıldığı için zamirdir. Zaten zamiri sıfatlardan sonra ele alacağız. Soru sıfatları bir diğer belirtme sıfatımız. Varlıkların yerini, sayısını, durumunu soru yoluyla belirten sözcüklerdir. Önemli, Türkçede soru sıfatı olarak kullanabilen sözcükler şunlardır. Hangi, kaç, nasıl, kaçıncı, ne biçim, ne tür, ne kadar, ne sözcükleri isimlerden önce gelirse sıfat oluyor. Kaçıncı sınıf Bak cevabı da 5. sınıf. Ne tür filmler diyoruz bak. Ne tür? Tür isim ne soru sıfatı. Seninle ne gün buluşalım dediğimizde yine ne sözcük günü sordu. Hangi soru soruyu belirtiyor. Nasıl bir elbise? Kaçar lira? Ne kadar para? Dikkat et. Burada isimler önce gelip onu sorduğu için ee, soru sıfatı oldu. Şimdi hemen sağ tarafta Türkçe'de soru anlamı, soru sıfatı, soru zamiri, soru zarfı ve mi edatı ile sağlanıyor. Önemli. Soru sıfatları mutlaka bir adı soru yoluyla belirtir. Adı soru yoluyla belirtmeyen sözcükler soru sıfatı değildir. Yani soru sıfatları çekimek alırsa soru zamirine dönüşür. Hangi gömlek dediğimde buradaki hangi sözcüğü gömleği belirtti? Sordu. Bunlardan hangisi dersen de burada ismi yerini tuttuğu için soru zamir oldu. Aradaki farkı ayrı de bildiğini düşünüyorum. Soru sözcüğü isimden önce gelirse sıfat, ismi yerine kullanırsa zamir oluyor. Çünkü zamirler isimlerin yerini tutan sözcük türüdür. Bir diğer belirtme sıfatımız sayı sıfatları. Varlıkları sarı, sayı yoluyla belirten sözcüklerdir. Sayı sıfatları şunlardır. Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı, kesir sayı sıfatı, toplu sayı sıfatı. Bir örnek üzerinde bunu ön bilgi olsun diye vereyim. Sonra tek tek ele alalım örneklerimizi. Asıl sayı sıfatı 3 elma. Sıra sayı sıfatı 3. elma. Üleştirme sayı sıfatı üçer elma. Kesin sayı sıfatı %3 elma. Topluluk sayı sıfatı 300 elma dersem bu örnek yerinde olur. Şimdi Sayı sıfatlardan birisi asıl sayı sıfatları. Adların kesi sayısı belirten sözcüklerdir. İsimlerin kesi sayısı belirtecek. 5 gün, iki gün, 40 gün, 40 gece. Bunlar asıl sayı sıfatlarıdır. Sıra sayı sıfatı bunlar adların sırasını yani isimlerin sırasını belirten sözcüklerdir. Sayı adlarını önce ince ekinin getirilmesiyle oluşturulur. Birinci sınıf 33. yıl. Şimdi şöyle yazarsam 3. cadde dersem, 3. cadde dersem cadde isim bu sıfattır. Dolayısıyla bu da sıra sayı sıfatı olur. Bu örneğe de dikkat edelim. Evet uyarımız var sağ tarafta. Sayı bilinen sözcükler bir adı belirtmezse ad görev üstlenir. Günde iki ekmek yiyor dediğimde iki ekmek burada iki sıfattır. İkisini de tek başına yiyor dediğimde burada ikisi isimdir. İlk ve son sözcüklere dikkat etmeni istiyorum. Bu çok istisnai bir örnek. İlk ve son sözcükleri bir hatlar önce kullandıklarında sıra sayı sıfatı görev üstlenir. Okulun son günü, birinci günü değil bak son günü dediğimizde burada sıra sayı sıfatı. Takımlar ilk maçlarını yani birinci maçlarını İstanbul'da yap dediğinde yine burada birinci maç anlamında olduğu için sıra sayı sıfattır. Bir diğer sıfatımız üleştirme sayı sıfatı. Bölüştürme anlamıyla atların sayılarını belirten sıfatlardır. Üleştirme sayı sıfatları ar, er ekiyle yapılır. Sabahları birer dilim peynir yeriz. Nasıl? Bak ne kadar peynir? Birer dilim peynir. Bu yıl ikişer gün izi kullandık dediğimizde ikişer sözcü üleştirme sayı sıfattır. Bir diğer konumuz kesir sayı sıfatı. Kesir bildiren sözcüklerin sıfat görevi kullanılmasıdır. Yüzde 100 zam. Bak zam isim. 3'te 2 pay. Ya da çeyrek elma dediğimde çeyrek elma dediğimde burada bu da kesir. Çeyrek elma dediğimde kesir sayı sıfattır. Burada dikkat etmeni istiyorum. Bir diğer sıfatımız topluluk sayı sıfattır. Asıl sayı sıfatlarına gelerek belirttikleri nesneler arasında yakınlık birlik olduğunu gösteren ve nesne topluluğu bildiren sayı sıfatlarıdır. 2'den 200 kardeş, 300 kuzu, 500 doğum, 7 kedi diyebiliriz mesela. Evet, çeyrek yarım sözcükleri az önce söylemiştim. Bir hattan önce kullandıklarında kesir sayı sıfatı olur. Yarım elma, gönül alma dedik. Çeyrek ekmek dediğimizde bunlar da Kesil sayı sıfatı oluyor. Buna dikkat etmeni istiyorum. O zaman kısaca bir özetleyelim. Sıfatlar belirtme sıfatları ve niteleme sıfatı olmak üzere iki ayrılır. Niteleme sıfatları nasıl sorusuna cevap verir? Renk, durum, biçim özellik belirtir. Belirtme sıfatları sayı, soru, işaret ve belirtisi olmak üzere gruplar ayrılır. Gruplar ayrılır. Bunların örneklerini sana anlattım. Şimdi burada sıfatlarla ilgili diğer özellikler var onları vereceğim. ÖSYM'nin çok sevdiği konulardan birisi atlaşmış sıfat. Yani sıfat gen ad olmuş sözcükler. Bununla devam ediyorum dersime. Sıfatlar adları teleme belirtme görevli kullanılan, tamlayan durumdaki sözcüklerdir. Sıfat tamlamalarda bazen alt yani tamlanan sözcük düşer. Tamlananın anlamı ve eki sıfata geçer varsa. Sıfat adın yerini tutar. Bu tür sözcüklere atlaşmış sıfat denir. Yani e, sıfatken ad olmuş sözcük demek. Şimdi tembele iş buyur sana akıl öğretsin dediğimde aslında tembelden kasıt tembel insandır. Burada tembel niteleme sıfatı iken e, şu eki düşürdük ne oldu? Tamlananı da söylemedik. Şu tamlayan. Bu tamlanan. Bak tamlayana geçti ek. Tembele iş buyur dediğimde tembel insana. Varlıklar yoksullara yardım etmeli. Varlıklı insanlar yoksul insanlar anlamında. Aşağıdaki örneğimizi görüyorsunuz zaten. Şu şekilken oldu? isim oldu. Şuradaki örnekte. Sıfatlarda küçültme. Sıfatlarda küçültmeyi anlatacağım. Hemen şurada bir uyarı da vereyim. Sayfaya atlayacağız biraz sonra. Sayfaya atladığımızda buraya tekrar geri dönmeye gerek kalmasın. İşaret ve soru sıfatları ile sıfatlar çekim eki altlarına zamir olur. Şu arabanın motoru çok iyi dediğimde şu araba sıfat. Şunun motoru çok iyi dediğimde burada zamir bunu hatırlatırım. Evet. Şimdi önemli bir noktaya sıfat da küçültmeye dönüyorum. Cacık ımsımtırak ekleriyle yapılır. Şu yapım ekleriyle cace, cık cık çok cık, ımsı, imsi, imsi şeklinde ımtrak imtırak şeklinde dönüşebilir ekin çekimine göre. Cacık ımsımtırak yapım eklerini alarak yeni görevde yani sıfat görevinde kullanıldığında bu sözcükler e, küçülür, daraltılır. Sıfata yaklaşık veya e yakın anlamı kadar. Bak şurası önemli. E yakın. Yani cacık ımsıntıra ekleri yapılır. İsimlere küçültme, daraltma, yaklaşıklık ve e yakın anlamı kadar. Ekşimsi elma. Ekşiye yakın. Ekşinin bir ton küçüğü anlamı katıyor burada. Ufacık çocuk dediğimde küçültme anlamı kattı. Üzerinde sarımtırak elbise, sarıya yakın anlamı kattı. Büyükçe bir bahçe. Büyük değil ama büyüğün bir küçüğü anlamında. Büyüğe yakın. Daracık sokaklar, dara yakın. Önemli arpacık, gelincik, maymuncuk, kalıcı isimlerdi. Şu tepeciye çıkıp etrafı de buradaki tepecik küçültme ismiydi. Bunları da hatırlayalım. Daha önce isimler konusunda anlatmıştım sana. Sıfatlarda pekiştirme. Tabi sıfatlarda pekiştirme farklı yollar oluşur. Bunlardan birisi PRSM üslerinden uygun olanıyla yapılır. Sarı sözcüğüne örnek getirin P. Sarı saç dediğinde sap sarı saç ol dikkat edersen. Temiz, tertemiz, mor, mosmor, beyaz, bembeyaz. Şunlara dikkat ediyoruz. Örneklerimizde oluşturduk bunları. Beyaz, bembeyaz eller, temiz, tertemiz koltuk. Şimdi PRS ile yapılan pekiştirmeleri araya başka bir ürünü girdiği de görülür. Farklı bir uygulama. Bu da üniversite sınav sorusu. Sağlam, sapa sağlam, yap ayağınız, güpe Burada da ünlü türemesi var. Sapa sağlam insan, yap ayağınız adam, güpegündüz, gündüz, soygun dediğimde E, A burada türetilmiş. Kimi sıfatların yinelenerek yani tekrarlanarak ikileme şeklinde pekiştiriliyor olur ışıl ışıl gözler, kuru kuru yapraklar, kısa kısa ağaçlar. Bazı pekiştirilmiş sıfatlar ikileme oluşturan sözcükler arasında mi soru edatıyla, soru edatın getirilmesiyle oluşturulur. Dışarıda soğuk mu soğuk bir hava var dediğimde, şurada böyle pekiştirildi. Güzel mi güzel bir bebek dediğimizde mi ile anlam pekiştirildi. Varlıklı mı varlıklı bir aile dediğimde yine burada örneğime bakıyorum. Değiştirildi. Man, men ekiyle yapılabilir. Kocaman adam. Bu hatayı nasıl yapar? Nasıl adam? Kocaman adam örneğinde kullanıyoruz. Evet, önemli bir konumuz daha. Unvan sıfatları. Şimdi ne demiştik? E, niteleme sıfatları genelde isimlerden önce gelirdi. Aslında unvan sıfatları niteleme sıfattır. İstisnaları vardır. İsimlerden sonra kullanabiliyor. Dilin vermiş olduğu imkanlara göre. Evet, unvan sıfatları aynı zamanda niteleme sıfattır dedik. Kişi önce ya da sonra kullanılan kişinin mesleğini, toplumsal konumunu, lakabını, unvanını bildiren sıfatlardır. Bu sıfatlar özel adla birlikte kullanıldığı için özel ad'a dikkat ediyoruz. Özel ad'a ad değeri kazan, kazandırdığı için e, özel ad gibi yazılır yani büyük harfle yazılır. Müjgan Hanım, Kazım Efendi, komşumuz Sobacı Salih, Habam'ın sınıfını inek Şaban dediğimizde ya da Said Faik, Kör Mustafa'nın çalışkanlığını ne güzel anlatmış dediğimizde, burada Mustafa'nın unvanı özelliği taşıdığı için bunlar e, unvan sıfatlarıdır. Bileşik sıfatlar. Şimdi sıfatlar yapılarına göre basit sıfat, türemi sıfat ve bileşik sıfatlar olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bileşik sıfatın özelliği şu. Birden çok sözcüğün çeşitli kurallarla bir araya gelerek oluşturduğu sıfatlardır. Bileş sıfatlar oluşumlarına göre şu türler ayrılır: Anlamca kaynaşmış sözcüklerle kurulan bileşik sıfatlar. Bu tür sıfatlar her zaman diş kazılır. Vurdum duymaz adam, açık göz çocuk, soğuk kanlı hırsız, birçok ev, birkaç soru, balık sırtı kumaş, cin gözleciği. Kimi sıfatlarla görevdeki görevdeki sözcüklere lı eki getirileri oluşturuluyor. Bak, açık yaka. Yaka isim, açık sıfatken buna lı ekini getirdik. Açık yakalı elbise dediğimde ikisi birleşti. Lı kuralı ile birlikte kurallı birleşik sıfat elde ettik. Kırmızı başlık dediğimde başlık isim, kırmızı sıfatken lı ekini getirdiğimiz için ikisi birleşti. Kırmızı başlıklı kız dediğimde lı ekiyle oluştuğu için bu kurallı birleşik sıfat oldu. Kimi sıfatlarda isimle sıfatın yeri değiştirilip isme bir iyilik getirilerek oluşturulur diyor. Açık yaka bak dikkat et. Yaka isim açık sıfatken ek ekledim, yeri kek ekledim yer değiştireceğim. Bak yakası açık elbise dediğimde şuraya bakıyorum. Kurallı bir sıfat oldu. Kırık kol niteleme sıfatı kol isimken yeri kek ekledim ve yer değiştiriyorum dikkat edersen. Kolu kırık çocuk örneğine bakacağız. Kimi sıfat tamlamalarında tamlanan görevindeki sözce yani isme lık eki getirilerek oluşturuluyor. 5 para, para isim, 5 sıfatken lık eki getirdik. 5 paralık adam. 40 yıllık dikkat et lık ekini getirdik sıfat tamlamasına. Tamlanana lık ekini getirdiğimizde 40 yıllık dost. Üç günlük dünya 4 metrelik kumaş örneklerine bakıyoruz. Şimdi ikilemeyi oluşturan sözcüklere lı ve sız ekleri getirilerek oluşturuluyor. Elfsiz, barksız insan dediğimizde ikileme yolu oluşturulur. Sazlı sözlü düğün dediğimizde yine şu şekilde de oluşturulanlar var. Uçsuz bucaksız çöl dediğimizde ya da e, akıllı uslu çocukları kim sevmez örneklerimize bakıyoruz. Şu örneklerimizde bu şekilde. Belirtisiz at tamlamalarında tamlananla lığlığı yapmaya getirilerek oluşturulan öbekten başka bir adın bileşik sıfat olarak kullanıldığı oluyor. Bakalım. Bebek yüzlü manken dediğimiz daha söylemişiz zaten yukarıda. Evet bebek yüzlü manken. Asker elbiseli gençler dediğimizde şu örneklerimizde asker elbisesi sıfat yapıyoruz. Asker elbiseli gençler dediğimizde yukarıdaki layık ile aynı göreve geliyor. Alt durum ekleri alan bazı sözcükler sıfatları tamlayarak bileşik sıfat oluşturur. Yandan çarklı kahve dediğimiz çok az bir kullanımdır. Bu cana yakın dost dediğimiz ikisi bileşik sıfat oluşturdu. Çünkü sıfat öbeği oluşturdu. Şimdi bir özet yapmak istersek o zaman e, özetlediğimizde sıfatlar yapı bakımdan basit, türemiş ve bileşik sıfatlar olarak üç gruba ayrılır. Basit sıfatları yapma almamış sıfatlar, türemiş sıfatlarda yapma için almış sıfatlardır. Zor soru dediğimde basittir, zorlu hayat dediğimde de türemiş sıfattır. Şimdi birincisi Bileşik sıfatlar da anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlar şu anlattık. Kimi sıfatlar dedik lığlıksız ekil yapılıyor. Neymiş? Lığlıksız ekil yapılıyor. E, bir de ne vardı? İyilik ekiyle yapılıyordu. Bunları unutmayalım. Mesela geniş bak aynı örnek iki şekilde vereceğim. Salonlu ev dediğimde burada lu ekili yapıldı şurası sıfat öbeği oluşturuldu ya da salonu geniş ev dediğimde şurası ilgi ile oluşturuldu sıfat öbeğidir. Evet önemli bir konumuz daha var. Aklında olsun. Sıfatların başına en daha şurası en daha çok pek fazla sözcükleri getirilerek sıfatların derecelendirildiğini görüyoruz. Bu sözcüklere sıfat derecelendiren zarflar diyoruz. Derecelendirme zarfları. Şimdi dikkat edelim olsun. Güreşçi burada. Güreşçi isimdir. Kuvvetli güreşçi sıfattır. En sıfatın zarfıdır. Araba isimdir. Sıfatlı hızlı sıfatın zarfıdır. Çocuk isimdir. Akıllı sıfat pek sıfatın zarfıdır. Öğrenci isim yavaş sıfat çok sıfatın zarfıdır. Meyve isim pahalı sıfat fazla pahalı sıfatın zarfıdır. Bu da ÖSYM'nin daha önce bir sorusunda karşımıza çıktı. Dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu konuyla ilgili ayrıntılı soru çözebilirsin. Temel sorular, ÖSYM tarz sorular. Konu öğreten test var mutlaka test kitabımızda. Onu takip etmelisin. Konu testi, video çözümlü. Ve ayrıca TET, Çap yayınlar TET Türkçe Soru Bankasında bu konuyla ilgili çok detaylı sorular var. Ekstra soru çözmek istersen, 2000'e yakın sorudan oluşan TET Türkçe Soru Makası'nı inceleyebilirsin. Başarılar diliyorum. <laughs>